Defilede gelinlik giyen ünlü top model Çağla Şikel podyuma çıktı. Çeşme'yi neden kara listeye aldı? Burası sanki tabii ki yani kimse, herkes yaşıyor burada, o ayrı mesele ama benim için mezarlıktan ibaret maalesef. Dönmüyor yedi cihan, esirin olmuş zaman. Çağla Şikel gelinlik defilesi için Çeşme'ye geldi ancak yüreği buruktu. Çeşme benim için artık o maalesef güzelliğini, o ruhunu kayınvalidemi kaybettikten sonra maalesef kaybetti. Burası sanki tabii ki yani kimse, herkes yaşıyor burada, o ayrı mesele ama benim için mezarlıktan ibaret maalesef. Kötü anacağız bundan sonra herhalde. Benim için çok kötü, evet, kayınvalidemi burada kaybettim ve burada defnettiğimiz için benim için maalesef artık Çeşme bir tatil beldesi ve güzel bir hani İzmir'in incisi hani diyeyim olmaktan çıktı maalesef. Çağla Şikel geçen yıl boşandığı eşi Emre Altuğ'un vefat eden annesi Gülçin Altuğ'un acısı nedeniyle artık Çeşme'ye gelmiyormuş. Çünkü biz çok vakit geçirdik ve bütün vaktimizi yazın burada beraber geçiriyorduk. Yani beraber Bodrum'a gittiğimiz vesaire de oluyordu ama Çeşme'de her yerinde, her beldesinde, denizinde, gece hayatında onunla beraber çok anılarımız var. O yüzden Çeşme'de artık tatil yapmayı tercih etmiyorum maalesef. Çocuklar daha çok babalarıyla geliyorlar onlar. Artık iş için, aynen, mecburen, ekmek parası. Ünlü manken acısını kalbine gömdü ve podyuma çıktı. Sen ister al ister yere vur, sana hasret gönül sana kur. Evet, çok uzun zamandır giymiyordum. Daha doğrusu yani zaten giymiyordum, gelinlik defilesine de bayağı çıkmıyordum açıkçası. O yüzden heyecanlıyım çünkü gelinlik ruhu başka bir şey yani. Çağla Şikel bir daha gelinlik giyer misiniz sorusunu ilginç bir şekilde cevapladı. Gelinliğin ruhuna hazır olmak değil mi? Hazır mısın gerçekten gelinliğin ruhuna? Podyuma çıktığım zaman her zaman. Her zaman hazırım. Evet. Podyuma çıktığım zaman hazırım. O konulara girmiyoruz artık. O konularda yasak var size. Evet, o sorulara yasak var artık. Evet. 20 mankenin podyuma çıktığı defilede Çağla Şikel yabancı mankenleri topa tuttu. Bütün mankenler yabancı. Belki 3-4 tane Türk modelimiz var. Onların ruhlarıyla, onların bu işe verdiği emekle yabancıların bu işe verdiği kıymet hiçbir zaman aynı olmuyor. Bunu ben çok net görüyorum. Burada ben mesela ellerim buz gibi şu anda defileye çıkmaya beklerken yabancı manken arkadaşlarımızın bazıları burada uykulayabiliyor mesela. Benim bu yapabileceğim bir şey değil. Şunu söyleyebilirim ki sadece iş yapmış olmak için yürüdüklerini biliyorum ve hissediyorum. Defilede çocuk gelin sorununa da mesaj gönderildi. Geleceğimizi karartmasınlar ve çocuklar çocuk gibi yaşayabilsinler istiyoruz. Bunun için elimizden gelen tepki her zaman göstereceğiz. Yağmuru kim döküyor?